Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Ben Minez Bayırgen. Başlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında 16-17 yaş grubunda 17.047 kız çocuğu evlendirildi. 15 yaşın altında 142 kız çocuğu doğum yaparken 15-17 yaş arasında doğum yapan çocukların sayısı ise 9.714 olarak kayda geçti. Antep, 1245 kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilk sırada yer alan şehir oldu. Antep'i İstanbul ve Urfa izledi. Dersim, Bayburt ve Gümüşhane ise kız çocuklarının en az evlendirildiği iller oldu. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre dünyada 700 milyonu aşkın çocuk gelin var. Türkiye'de çocuk gelinlerin nüfusu oranının yaklaşık %15 olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, kız çocuklarının evlendirilmesinde Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Anadolu Ajansı'nın Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor başlığıyla paylaştığı görüntüler tepkilere neden oldu. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf, Batman'daki Ilısu Barajı'nın topladığı suların altında bırakılarak yok edilmişti. Kamulaştırma ile birlikte evlerini ve topraklarını kaybettiklerini öne süren köylüler, kendilerine ev veya toprakları karşılığında bir para verilmediğini öne sürüyor. Bazılarına göre ise yeni yerleşim yerinde yapılan konutlar yaşanılacak gibi değil. Bir çölün ortasına koydular insanları. İnsanlar nefes alamayacaklar diyorlar. Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevcut başkanı AKP'li Mustafa Şentop, bugün yapılan 3. tur oylamada 2. kez başkan seçildi. Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında Halk TV yayınındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından 4 yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sosyal medyada Nevşin Mengü, Canan Kaftancıoğlu ve Berna Leçin'le ilgili cinsel tehdit içerikli paylaşımda bulunan Kadir G. hakkındaki başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcılık, kadınları hedef alan paylaşımı ağır eleştiri niteliğindeki davranış olarak tanımladı. Diyarbakır'da evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan Taceddin Kardaş, karakolda işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Kardaş ayrıca bir rütbeninin kendisine ya burayı seveceksiniz ya da terk edeceksiniz, bu toprakları terk edip gideceksiniz dediğini de öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ikinci yılı geride bıraktı. Bu süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili 1493 maddeyi görüşürken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tek başına 2229 maddeyi yürürlüğe koydu. Yeni döneme geçilmesiyle düğünler belirlenen şartlar dahilinde yeniden yapılmaya başladı. Pandemi nedeniyle yurttaşlar düğünlerde takı takılması için cansız manken kullanıyor. İstanbul'da cansız manken satışı yapan firmalar talebin arttığını söylüyor. Veteriner Hekimler Odası'nın tahminine göre Kurban Bayramı sırasında İstanbul'da 1 milyon kişi koronavirüs bulaşma riski altında. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ise bayram için şimdilik bir yasak öngörülmediğini, kurban kesimi ve aile ziyaretlerinin sıklığından dolayı bayram sonrası gelecek rakamlardan endişe ettiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, bilim insanlarının uyarılarını dikkate aldıklarını ve virüsün hava yoluyla bulaşmasına dair delilleri incelediklerini duyurdu. Seyahat edenlerden tüm tedbirleri almalarını isteyen örgüt, virüs her yerde dedi. Salgının hızlandığını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, henüz zirve noktasının görülmediğini söyledi. Örgüt ayrıca, Çin'de ortaya çıkan bubonik veba salgınının kontrol altında olduğunu ve büyük bir risk teşkil etmediğini açıkladı. İstanbul'da alınan kararla asker uğurlamaya yalnızca birinci derece akrabalar katılabilecek, konvoy ve toplu uğurlama yapılmayacak. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'nın devlet başkanı, koronavirüsü küçük bir grip sözleriyle tanımlamıştı. Son 24 saatte 200 ölüm bildiren İran'da salgın başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek ölüm sayısı görüldü. İspanya'da bağışıklık kazananları tespit etmek amacıyla yürütülen araştırmada nüfusun sadece %5,2'sinin antikor geliştirdiği tespit edildi. Avustralya'nın ikinci büyük kenti Melbourne'de vaka artışı nedeniyle karantina önlemlerine 6 hafta süreyle geri dönüleceği açıklandı. İsveç'te bar ve restoranlarda en az 1 metre mesafe korunması kuralı yürürlüğe girdi. Sürü bağışıklığı uygulayan ülkede ilk kez mesafe önlemi alındı.
ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi, yeni dönemde tamamen çevrim içi eğitim verilmesi durumunda yabancı öğrencilerin ABD'yi terk etmesi ya da eğitime birebir devam edilen başka okullara transfer olması gerektiğini bildirdi. Talimat, akademik ve meslek eğitimi öğrencilerini kapsayan F1 ve M1 vizesi sahipleri için geçerli. Harvard Üniversitesi, gelecek akademik yılda tamamen çevrim içi eğitim yapacak. Lübnan ekonomisi pandemi nedeniyle zor günler yaşıyor. Politikacılar ve Merkez Bankası yetkilileri birbirini suçlarken Lübnan poundu geçen ay dolar karşısında %60 değer kaybetti. Bloomberg'in haberine göre ülkedeki gıda fiyatları da çok yükseldi. Öyle ki Lübnan ordusunun geçen hafta kırmızı eti yemeklerinden çıkardığı belirtildi. Fiyatı devlet kontrolünde belirlenen bir torba lavaşın fiyatı ise 3 katına çıktı. Daha önce Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Rusya kaynaklı bazı hesapları kapatan Twitter, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri destekli sahte Orta Doğu uzmanlarının hesaplarını kapadı. Bu hesapları kullanan isimlerin geçen yıl 46 farklı yayın organında 90'dan fazla makale yayımladığı ancak bu kişilerin gerçek insanlar olmadığı belirtildi. Hesapların devlet tarafından desteklendiğine ilişkin kanıtlar bulunduğu aktarıldı. HDP'li vekil Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede dolar kurunun 6,86 seviyesinde sabitlendiğine dikkat çekerek dalgalı kur sisteminden çıkıp sabit kur sistemine mi geçtiniz diye sordu. Albayrak, bankaların KHK'lara neden işlem yapmadığı sorusuna mevzuat uygulanıyor diyerek yanıt verdi. Borsa İstanbul 6 uluslararası kuruma 1 ila 3 ay arası değişen süreler boyunca açığa satış yasağı getirdiğini açıkladı. Ipsos'un global araştırmasına göre gıda ve ev tüketimi harcamalarının arttığını söyleyenlerin oranı Türkiye'de %86'yı buldu. Türkiye bu soruda liderliği Arjantin, Güney Afrika ve Meksika ile paylaştı. Günün sözüyle kapatıyoruz. Tokat'ta babasının bulup eve getirdiği yavru tilkiyi besleyen Muhammed Yıldırım. Onunla oynadık, süt içtik ve birlikte yattık. Onu çok seviyorum. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.